Altın konusuyla ilgili çok soru var. Evet, altında bir dalgalanma olduğunun farkındayız. E, bu arada e, Bitcoin'de de benzer şekilde bir dalgalanma olduğu, indi, çıktığı bir şeyler oldu ve bütün bu e, konularla ilgili aslında e, ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın bir açıklaması vardı. O da etkile, etkilemiş gibi gözüküyor. E, para politikasında daha fazla sıkılaştırma geleceğine inanıyoruz dedi ABD Merkez Bankası Başkanı e, Fed'in Başkanı Powell. Ee, ve bu tarz açıklamalardan sonra bir daha böyle bir inmeler, çıkmalar falan gibi oluyor. Uzatmayayım çok. Ne oluyor MTA tarafı o, ve Bitcoin tarafı? Evet. Yani özellikle e, o açıklamalardan ziyade daha başka bir şey oldu. O da e, tüketici harcamaları, e, kişisel tüketim harcamaları verisi açıklandı. Yani bu yeni gelen bir veri. Bugün oldu. Hemen onun ardından zaten böyle bir hareketlenme oldu. O da %4.6 %4.6 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu. %3.8 gelince, beklentilerin çok altında gelince herkes dedi ki o yaşasın falan. Fed, Fed, rahat, Fed şey yapamayacak yani bak görüyor musun? Yani kişisel tüketim harcamalarının düşmesi demek ekonominin yavaşlıyor anlamı, olduğu anlamına gelir ki ben artık resesyonun başladığını ben düşünüyorum. Bu da onun bir sinyali olarak düşünüyorum. Onu bir kenara koyarak söyleyeyim. Böyle olunca Fed'de artık faiz artışlarında biraz daha geri adım atar düşüncesi. E piyasada tabii bir fiyatlama yaptı. Sadece bunu e, altında, e, gerçi altında şu an %0.51'lik bir yükseliş. Gümüşleri 0.77'lik bir yükseliş. O var ama bunun karşılığını Amerika'da ki borsalarda, Wall Street'te S&P'de falan gördük. Hatta bir gepli yükseliş yaptı. Yani bir boşluklu bir sıçrama yaptı. E, S&P 500 yani şeyden e, 4390 e, lardan birdenbire 50 puan boşluklu fırlayıp yani 4450'lere geldi. Şu an o seviyelerde e, bir sıçrama. Artık bunlar da biraz şey gibi geliyor bana. Bu ölü kedi sıçraması var ya artık. Dead, dead cat bounce denilen ölmüş kedinin sıçraması e, böyle karşımıza çıkıyor. E, yani onu Asıl sebebi o yani. Bugün açıklanan o verinin sonrasındaki piyasalarda gelen tepki. Peki Cem sen ne diyorsun altındaki dalgalanma? Biraz da Bitcoin konuşalım ya çok az da olsa. Yani altın şu anda aslında güzel bir seviyede. Ee, dalgalanmalar devam edecek demiştik. Şu anda da devam ediyor zaten. Tabi Jeremy Powell Temmuz ve Eylül ayında birer tane 0.25 faiz arttıracağını söyledi. Bu da beraberinde altının yükseliş umutlarını Eylül ayına e, götürdü. E, tabii piyasa şu anda aslında Temmuz ve Eylül aylarını ayrı ayrı fiyatlamış durumda. Altının onsu 1900 doların altına kadar indi. Tekrardan geri toparladı. 1919 dolara kadar tekrardan geri çıktı. Toparlamış durumda. Yani burada altın için bir e, alım fırsatı ben görüyorum açıkçası. E, fakat tabii bunu çok büyük bir alım fırsatı olarak da düşünmesin izleyicilerimiz. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama özellikle dolar, euro, altın yükselirken Türk lirasında kalıp ben ne yapacağım, nasıl hani bu e, şeye trendin içine gireceğim, doğru rakamdan girebilir miyim, 26 liradan dolar alsam acaba çok yüksek bir fiyattan mı almış olurum gibi soru işaretleri olanlar varsa ve en az bir yıl boyunca da aldıkları değeri bozmayı düşünmüyorlarsa sanki şu noktada altın dolar euro üçgeninde altın daha avantajlı gibi görünüyor. Çünkü bu kadar habere rağmen altın hala 1900'ün altına inmiyorsa bu saatten sonra da yani iki tane 0.25'lik faiz arttırma haberi olduğu halde 1900'ün altına inmiyorsa bu saatten sonra da kolay kolay inmez. Peki bu altın niye sürünüyor böyle? Yani iki yıldır hatta üç yıldır pandemiden beri ufak bir artış yaptı ama e, genel olarak sürekli bir mehter marşı şeklinde iki ileri bir geri şeklinde gidiyor. Artık ben şunu net olarak görüyorum ki FED altını da bir taraftan baskılamaya çalışıyor. Sadece altını değil bütün emtiyaları baskılamaya çalışıyor. Biz hep altını konuşuyoruz ama şimdi bugün yükselen bir altın demek diğer emtiyaların da yükselmesi anlamına geliyor. Platinin yumundan demirine kadar hepsi yükselecek. Böylece bunlar yükseldiği takdirde enflasyon da artmış olacak. Aslında Altın ve diğer emtiyaların baskılanmasının bir sebebi de FED tarafından Amerika'daki enflasyonu baskılama ihtiyacının bir uzantısı olarak görüyorum ben bunu. Büyük ihtimalle de baskılamaya çalışmaya devam edecekler. Bundan sonra da devam edecek. O yüzden önümüzdeki bir yıllık periyotta da ben altından böyle çok büyük çok yüksek bir yükseliş beklemiyorum. Ama yine de 1900 dolar seviyeleri bence altını almak için Güzel seviyeler. Fakat tabii her zaman olduğu gibi yine tekrar edeyim. Bir yatırımcı parasının tamamıyla bir yatırım aracı almaz. Farklı yatırımlara böler. Ayrıca kademeli olarak alır. Çünkü yarın düşebilir. Düşme riski de vardır. Evet yükselebilir de yükseldiği zaman aldığın parça için mutlu olursun. Ama düşerse paranın tamamıyla aldığın şey seni daha büyük zararlara da sokabilir. Benim altın yorumum bu şekilde. Bitcoin için çok bir şey diyemeyeceğim. Yani şu anda fena değil Bitcoin. Şöyle ee, abi takip ben, etmiyorum ben, açıkçası. Ben ya ben takip ediyorum abi. Bir bir ufak bir bilgi vereyim sana hem e, açayım da Hamza'ya da öyle. Şimdi orada tabii gözler bugüne çevrilmişti bir konuyla ilgili. E, Birleşik Devletler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, e, bu e, varlık yöneticileri tarafından spot Bitcoin borsa yatırım fonları başlatmak için yapılan son başvuru dalgasının yetersiz olduğunu duyurdu. Bu burası yani bugün beklenen bir e, konuydu. E, i̇şte bu sek diye geçiyor ya şeyde. Ve e, bu bu durumdan sonra Bitcoin'e düşüş, yani tam bir yükseliş dalgası varken düşüş e, başladı. Yani ABD'den gelen haberler e, Bitcoin'i etkiliyor. Öyle bir bilgi e, vereyim. Yoksa tam işler böyle yerine girmiş derken yine böyle bir olumsuz haber geldi. Durdurdular. Daha önce biliyorsunuz Binance'la ilgili bir dava süreci olmuştu. Yine düşüş şey olmuştu. Yani tam böyle burununu kaldırıyor Bitcoin. Tak bir daha e, ABD'den bir haber geliyor ve düşüyor. E, son haber de buydu. Onu da söyleyelim. Ama geleceğin ne olur? Tabii siz onları daha yorumlarsınız. Şimdi bak Bitcoin'de aslında bence kayda değer bir hareket olmadı. Yani son e, haftalarda da böyle bir şey olmadı e, 30 binlerde seyrediyor işte 30 bin 30 bin 31 bine geldi dayandı şu an bulunduğu yerde 30.400 şeyi yani bunun da o haberler değil ya yani bu sadece zaten sürekli kendi içerisinde gerçekleştiği gerçekleştirdiği normal konvansiyonel piyasalara göre volatil olan ama kendi içerisinde kendi mantığı içerisinde volatil olmayan normal bir hareket seyir 30.400'lerde Şimdi e, bu bahsettiğimiz eğer resesyon endişeleri piyasalarda artarsa ve e, Fed'in para sıkılaştırma politikası bu şekilde devam ettiği sürece yani e, faiz artışlarına yönelik beklentilerin olduğu sürece burada çok e, ani böyle güçlü bir sıçrayış bir yükseliş hiçbir piyasada e, bekleyemeyiz. Gerçekleşmez. Ama Fed'in Artık ben faiz artışlarını durduruyorum dediği ve hatta herkesin bir, bir sonraki adımda faiz indirimine gideceğini düşündüğü, o beklentinin oluştuğu bir ortamda ki ortamda zaten piyasada büyük bir türbülans e, olması anlamına gelir. İşte orada bunların fiyatları yükselmeye başlar, hızlı bir şekilde iğmeler ve gerçekleşmeye başlar. Altın ve gümüşte de aynı şekilde asıl orada büyük e, roket hareketler gelmeye başlar. Ama şu anki koşullarda değil. Şu anki koşullarda e, şu an hala bu baskılar devam ediyor. Bitcoin üzerinde de devam ediyor. Ama bunların, bu koşulların devam etmeyeceğine dair çok iyi bir sinyali, güçlü bir sinyali biz seke yapılan, geçtiğimiz bir iki hafta önce, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir e, resmi bir başvurunun ki o da BlackRock'a ait bir başvuruydu. 9,5 trilyon e, dolar değerinde Bitcoin ETF'inin yani Türevi'nin e, işleme sokulması için yaptığı bir resmi başvuru vardı. Hala sekten bununla ilgili bir şey gelmedi. Onay gelmedi. Ama büyük ihtimalle de onaylanacak. Ve eğer BlackRock böyle devasa bir rakamla bu işe giriyorsa Bitcoin'de e, çok ciddi bir yükselişin olacağını herkes tahmin edebiliyor. Ama tabii o süreç henüz başlamadı. Tabii onu başla, başlamadan önce de bence mutlaka bir düşüreceklerdir. Çünkü o ETF'lerin karşılığında belli bir oranda, belli bir oranda piyasadan bitcoin almak zorunda olacak ve onu alırken de muhakkak dipten almak isteyecektir ve piyasayı manipüle ederek fiyatını da düşürecektir yani onu rahatlıkla bekleyebiliriz. Şu an bulunduğu seviyeler o yüzden çok hız böyle ani bir şey ben beklemiyorum ama şu oldu 30 binlerde biraz böyle sabitlemeye başladığında. Henüz altcoinlerde gerçekleşmemiş olan, yani biliyoruz çünkü bu 20-23 binlerden 30 bin lira gelmişti. Ama orada o biraz daha kendini sağlamlaştırıp o destek noktalarını oluşturmasını bekleyen altcoinlerdeki yükselişler yavaş yavaş gelmeye yeni başlıyor. Mesela geçen yayınlarda ben demiştim mesela altcoin olarak en sevdiğim altcoin hangisi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. E, izleyicilerim lightcoin demiştim lightcoin çok güzel hareketler işte yapıyor şu anda e, o da işte 77 dolarlarda falandı bahsettiğimizde şu anda 108 dolara geldi onun fiyatı e, ondan sonra o programdan sonra lightcoin alanlar o, olmuş bana mesajla falan söyledi ben alın falan diye tabii yatırım tavsiyesi olarak kimseye söylemedim söylemiyorum da ama hala ben onun e, daha önce 300 doları üç kere gördü Litecoin daha sonraki bir sonraki boğalardaki hedefinin bin dolara kadar da gidebileceğini düşünüyorum ee, hala şey yani Kripto para piyasası güzel bir piyasa ama e, dediğim gibi e, bu 2024 halving yani 4 senede bir hep oluyor bu her 4 senede bir gerçekleşen bir şey halvinginden sonraki şeyde çok hem Bitcoin'de hem de Litecoin'de çok ciddi büyük benim kendi adıma da beklentilerim var. Kendi elimde tuttuğum miktarlar var. Kripto iyidir. Bir bankacılık krizi yaşansa... veya da sistemde herhangi bir büyük bir problem olsa... ...siz kripto paranızı, kripto varlıklarınızı... ...borsalarda değil ama kendi cüzdanlarınızda tutuyorsanız... ...güvenli, yani blok zincir üzerinde tutuyorsanız eğer... ...bu sizin için çok büyük avantaj anlamına gelir. Mesela bankada paranız var. Bankacılık krizinde paranıza ulaşamayabilirsiniz ama e, kripto varlıklarınızı blockchain üzerinde tuttuğunuz zincir üzerinde tuttuğunuz, o cüzdanlarda, güvenli noktalarda istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. E, o yüzden ben seviyorum yani kriptoyu. E, onu bir öyle ortaya koymuş olalım. Ondan sonra da işte altın ve gümüşte dediğimiz gibi bu koşulların değişmesi onun ne olduğunda işte az önce söylediğim e, Fed'in şeyi. E, politikalarındaki değişiklik anlamına geleceğini onu da zorlayacak olan mecbur bırakacak olan koşulların olması gerektiğini e, hatırlatalım